Sivas Sağlık Gündemi programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Herbalife Yaşam Koçu Emine Hanım. Emine Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Bize kendinizden birazcık bahsedebilir misiniz? Emine Hanım kimdir? Emine Hanım aslen Sivaslı, 59 yaşında, hiç iş deneyimi olmayan ilkokul mezunu bir bayan. Sivas'ta aslen Sivaslıyım. Fakat uzun yıllar evlendikten sonra Mersin'e taşındım. Sivas'ta esnaf bir ailenin çocuğuyum. 5 çocuklu bir ailenin, esnaf bir ailenin en küçük kızıyım. Sivas'a göre yetişme tarzını bilirsiniz, hele de 50 yıl öncesini bilirsiniz. Ailene karşı iyi davranacaksın. Evlendiğin zaman eşine, çocuklarına, kayınvalidene iyi davranacaksın diye yetiştirilen Sivas kültüründen, toplumundan, İç Anadolu'nun bir kızıyım. Uzun yıllar Mersin'de kaldım eşimin görevinden dolayı. Mersin'de çocuklarımı yetiştirdim. İki kızım, bir oğlum oldu. Tabii ki bunların verdiği kilolar ve yaptığım yanlış diyetler. Hep zannediyordum ki benim ailem kilolu, bizim ırsi soydan gelen bir kilomuz var zannediyordum. Diyet yapmaya çalıştık sıra hep kilo alıyordum. Bunların da önüne geçemiyordum. Bazı zamanlar diyetisyenlerle, akupunkturla, sporla falan destek alarak zayıflasam da genelde yanlış, bilinçsiz diyetler yaparak hiç önüne geçemediğim bir kilo problemim vardı. Bu kilolarımdan çok rahatsız olmaya başladığımda yavrularım da gelin oldular, yuvadan uçtular. Kendi başıma geldiğimde, kendi başıma kaldığımda kendimle barışık olmadığımı ve kiloların verdiği rahatsızlıklardan dolayı bedelini çok ağır ödüyordum obezitenin. Kendi başıma yapamayacağımı anladım ve bir destek almak için böyle bir arayışa girdiğimde eşimin bir arkadaşının beslenme kulübü varmış ve beni oraya götürmek istedi. Oraya gittiğimde Herbalife yazılarını gördüğümde önce bir itiraz ettim. Bir şeyle neden zayıflayayım diyerek. Sonra o ürünleri kullanmaya başladım. Kulübün içinde insanların mutluluğunu, heyecanını ve enerjisini gördüğümde ben de ürünleri kullanmaya başladıktan sonra ilk ayımda 7, 5 ayın sonunda 27 kilomdan kurtuldum. Peki, az sohbet etme şeyimiz olmuştu. 50 yaşından sonra bu işe giriştiniz, ev hanımlığından geldiniz. Peki birden kararınızı ne değiştirdi 50 yaşından sonra? Kararım, dediğim gibi kilolarımın verdiği çok büyük rahatsızlıklarım vardı. Yerimden kalkamıyordum. Bunları denediğimde yaşam kalitem artmıştı, enerjim artmıştı. Sabahın erken saatlerinde doktora gitmek için bile uyandığımda bir hafta onun rahatsızlıklarını yaşıyordum. Çünkü ağrıdan, sızıdan, kilodan, yerimden kalkamayan bir bayandım. Bunları kullandıktan sonra 27 kilomdan kurtulurken birçok rahatsızlığımda, obezitenin getirmiş olduğu rahatsızlıklarda tamamen geçti. Neden benim gibi, beni zayıflatan kişilere çok dua ediyordum. Ve beni bir eğitime götürdüler. Orada bir duyduğum cümleden sonra sanki o eğitim bana yapılmıştı ve bütün her şey hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Dedim ki ben sponsorlarıma bu kadar çok dua ediyorum. Bundan sonra benim yapacak işim ne? Bir kişinin hayatını bile değiştirsem benim için büyük kar. Biliyorsunuz bu dünyaya gelişimizin bir amacı var. Benim Rabbimin yanına gittiğimde bana soracağı soru namaz, abdest, herkesin kendi boynunun borcu. İnsanlık adına ne yapabilirim diyerek bir yola çıktım. Bir kişinin hayatını bile değiştirsem, ben de sponsorlarıma dua ettiğim gibi onlar da bana dua etse, ben de çok şey kazanırım diye düşündüm ve bu işi yapmaya karar verdim. Aslında işi yapmaya karar değil de etrafımdaki insanlara yardım etmeye başladım
ve işe dönüştü bu. Peki bize birazcık Herbalife'den bahsedebilir misiniz? Bu bir zayıflama ürünü mü? Herkes zayıflama ürünü olarak biliyor, buna ben de dahil. Siz bize gerçekleri birazcık anlatır mısınız? Herbalife bir zayıflama ürünü değildir. Herbalife çok kaliteli bir gıda takviyesidir. Herbalife 43 yıldır ki piyasada. Herbalife'ın kurucusu 1980'de bir genç tarafından kurulmuştur. Herbalife'la çıktığı yolculukta annesinin fazla kilolarından dolayı zayıflama ilaçları kullanıp öldükten sonra başka anneler ölmesin, başka çocuklar üzülmesin diyerek böyle bir arayışa girmiş ve 43 yıldır ki piyasada günümüze kadar geliştirilerek getirilmiş. 43 yıldır ki 96 ülkede kullanılmakta. Dünyada bir numara ödülü almış bir ödül. Aslında Herbalife bir beslenme ürünü, zayıflama ürünü değildir. Herbalife'ın yanında bizim aldığımız eğitimlerle koçun önemi çok büyüktür. Hani bugün de günümüzde biliyorsunuz yediğimiz içtiğimiz her şeyde artık eskisi atalarımızın yediği gibi besin değeri yoktur. Besin değeri olmadığı için bunlar sadece ne birer gıda takviyesidir. Günlük ihtiyacımız olan 22 çeşit vitamin ve minerali bize vermektedir. Rabbim biliyorsunuz çok güzel bir beden yaratmış. Bu beden kendi kendini onarmakla görevli. Yediklerinden bulamadığı besinleri alamadığı için hem hastalıklar çoğalıyor hem obezite biliyorsunuz en başlı sorunlardan birisi. Obezitenin önüne geçebilmek için, vücutumuzun daha sağlıklı beslenebilmesi için artık bundan sonra gıda takviyelerine ihtiyacımız var. En önemlisi iyi bir koçun, bilgili bir koçun desteğini almak. Peki iç ve dış beslenmeden de bahsetmiştiniz. Bize birazcık daha bunu açar mısınız? İç beslenme nedir, dış beslenme nedir? İç beslenme anlattığım gibi yediğimiz gıdalardan alamadığımız vitaminleri iç beslenmemiz, ürünümüz zaten bunun içinde 22 çeşit vitamin minerallerimiz var. Aloe vera zaten dünyaca bilinen ünlü bir şey. Ama bizim en büyük organımız cildimiz. Bütün organlarımızı toparlayan, bütün her şeyimizi kapatan cildimiz. İçten beslendiğimiz kadar dıştan da vücutumuzu beslememiz gerekiyor. Bunlar dış besinlerimiz. Bunlar kozmetik değildir. Parafen, sulfat yoktur içlerinde. Tamamen doğal bir üründür. Dıştan beslenmemizde bunlarla beraber yaşlanmak değil de yaş almak olsun diyoruz. Tabii ki günümüzdeki kozmetik ürünlerine baktığımızda çok çok pahalı. Bunlar hem toptancıdan direkt fabrikadan bizim elimize geçtiği için çok uyguna geliyor. Hem de tamamen doğal, hiçbir yan etkisi yoktur. Peki ürünlerinizi kimler kullanabilir? Hangi yaş grupları? Ürünlerimizi yemek yemeye ihtiyacı olan her canlı kullanabilir. Her insan kullanabilir. Benim kızım hamileliğinde mesela Almanya'da yaşıyor. Doktoruna sorduğunda tabii kullanabilirsin. Ve diğer kan haplarına, gıda takviyelerine falan ihtiyacın yok. Bunlar sana yeterli gelmiş demiş. Hamileliğinden itibaren kullanıyor. Çocuğuna da yedirmek annenin kendi keyfidir. İster yer yedirir, ister yedirmez. Yemek yiyen herkes yiyebilir. Peki Mersin'den geldiğinizi söylediniz. Bu evet. İş için neden Sivas seçtiniz? Yani bu iş için neden Sivas? Bu iş için neden Sivas? Sivas'a geldiğimde etrafımdaki bütün insanlar benim etki çevremdeki olan yakın akrabalarım. Bir yıl içinde kendime ne yaptığımı sordular. 27 kilo vermiştim ama bir herhalde 5-6 beden incelmiştim. Ve yaşam kalitem artmıştı. Gözlerimin içi parlıyordu. Sanki dünyaya yeniden gelmiştim. Enerjim yükselmişti. Bir düğün için buraya gelmiştim. Ve düğünde bana ne yaptığımı
ve biz ne yapabiliriz bizi sordular. Dedim ki bir kulüp olması lazım. Ben bir kulübe gittim. Ürünleri vermek değil amacım. Sadece ne size beslenmeyi öğrenmek. Bizim aslında işimiz beslenmeyi öğrenmek. Dediğim gibi ürünler gıda takviyesi. Onlar için burada bir kulüp araştırdım. Çünkü motive etmek lazım. Onların tamamen yanında olmak lazım. Onlar kendilerine inanmayıp kendilerinden vazgeçtikleri zaman, yapamıyorum, olmuyor dedikleri zaman bile siz kendiniz kullandığınız için, ne olduğunu bildiğiniz için siz ona daha çok güveniyorsunuz. Kendinden daha çok siz ona güveniyorsunuz. Yapabileceğini biliyorsunuz. Onun için hep desteğinizi esirgememeniz gerekiyor. Bir kulüp arayışına girdim ve Sivas'ta bir kulüp olmadığını gördüm. Kulüp olmayınca dedim ki neden ben kendim burada bir kulüp açıp da bu insanlara hem kilo vermelerinde destek olmak hem de neden benim hemşerilerime bu işi öğretip, çünkü vizyonu da görmüştüm, vizyon çok büyüktü aldığım eğitimlerle. Vizyon büyük olunca neden benim memleketimdeki insanlar da hayatları değişip güzel gelirler elde etmesinler diye düşündüm. Sivas'a gelerek Sivas'ta açtım. Etrafımdaki birçok kişinin hayatına dokunarak şimdi çok güzel dualarını alıyorum. Bundan bir tanesi de zaten Pakistan'ım. Peki şu an bir kulüpten fazlalaştırdınız galiba Sivas'ta. Şu an Sivas'ta kaç tane kulüpleriniz var? Sayısını takip bile edemiyorum. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Çünkü bizim işimiz network sistemi. Sen iyi hissettin, kendin onları kullandın, iyi hissettin. En yakın arkadaşın, dostun, evlatların, annen, baban, herkes kullansın istiyorsun. O ona tavsiye ederken ne kadar kulüp olduğunu, mesela benim ilk yetiştirdiğim kulüp sahipleri başkalarını yetiştirdi. Başkaları başkalarını yetiştirdi. Önce tabii ki bizler yetiştiriyoruz. Sonra şirketimizin eğitim destek sistemine alıyoruz ve orada yaşam koçu olarak yetişiyorlar. Sayısını bilmiyorum ama ilçelere bile dağılmaya başladık şimdi. Şu an galiba bildiğim kadarıyla sadece Sivas'ta değilsiniz, dünyayı da geziyorsunuz bu yaşam koçluğu olarak, değil mi? Biraz da ondan bahsedebilir misiniz? Şirketimizin dediğim gibi çok güzel onurlandırmaları oluyor. İnsanların hayatına dokunduk sıra hem insanların dualarını alıyoruz, onların yaşamlarını değiştiriyoruz. Hem de şirketimiz, bizim işimiz dedim ya, sen sana inanmazken yapanlar sana inanıyor, yapacağına inanıyorlar. Şirketimiz hep yanımızda ve bizi onurlandırmak ve eğitimlere, daha büyük eğitimlere taşımak için benim şimdi kariyerim milyoner takımı. İşte milyonerlik takımına ulaştım diyerek İngiltere, Londra'ya götürdü, takdir etti bizi. Çok 2-3 gündüz muhteşem bir gala yaşattı. Çok güzel eğitimler verdi. Bu işi yaparken insanların hayatına ne kadar çok dokunursan o kadar da bir şirketimizin puan sistemi var. O puan sistemiyle de beraber seni ödüllendiriyor, gururlandırıyor ve bir üst eğitime taşıyor. Bu sene 4 ülke gezdim. Bu yaşımdan sonra yapabileceğim en güzel şeydi. Pandemiden sonra çok büyük iş adamları yurt dışına çıkamazken şirketimin bana gönderdiği davetiye ile Amerika, İngiltere, Polonya, Almanya, Berlin, buralara gitmek ve eğitimler almak nasip oldu. Eğitimlerimiz üst düzeyde oluyor ve şirketimizin 300 tane bilim insanı çalışıyor. Böyle 3-5 aktarın bir araya gelip toplanıp yaptığı böyle bir şirket değil. Bunları anlatırken bize o bilim insanlarından, büyük şirketimizin en üst kariyerlerinden, kurucularından eğitimler veriyorlar. Hem dünyayı geziyorsun, hem eğitimler alıyorsun orada. Benim için çok mutluluk verici. Bir şeyleri başarıp bu yaşından sonra insanların hayatına dokunup ve böyle ödüllerle de bunu taçlandırmak çok güzel bir şey. Peki siz kaç yıldır bu işin içindesiniz?
Ben 7 yıldır ki bu işin içindeyim. Bir yıl kendim zaten kulübe gittim. 5 ayda zayıfladım ama yaşadığım enerjim, yaşam kalitemin artmasıyla beraber kulübe gitmeyi kesmemiştim. Ondan sonra zaten böyle bir fikir gelişti. Dedim ki ben de insanlara yardım etmek istiyorum. Öncelikle ben kendim kilo almak istemiyorum ve kızlarım evlendi, yuvadan uçtular, çocukları oluyor. Onlar benim durumuma gelmesin diyerek ben bu işin matematiğini öğrenmek istiyorum. Hani kulübün içinde tamam zayıflamayı öğrendim ama bir metodu var. Bunun bir şeyi var yani. Bunu aslında öğrenmek istiyorum diyerek başladım. Sadece ne çevremdeki abim, yengem, ablam, kızlarım, kendim bir daha kilo almayayım ve etrafımdaki insanlara yardım edeyim diyerek başlamıştım. Öylelikle işimiz bugüne kadar sürdü. Peki buradan insanların hayatlarına dokunduğunuzu söylemiştiniz. Nasıl dokunuşlar? İnsanlara beslenmeyi öğrettiğiniz zaman yaşam kalitesi artıyor. Beslenmeyi öğretmek, günümüzdeki yediğimiz gıdalardan alamadığımız besin değerlerini gıda takviyelerimizle alarak çoğu insan zayıflarken de sağlığına kavuşuyor. Tıpkı kendimde olduğu gibi ben yatağımdan kalkamayan bir bayandım. Ayaklarımın üstüne ağrıdan sızıdan basamayan bir bayandım. Beslenmem değişince yaşam kalitem arttı. Bunu insanlara yaşattık sıra kendim hem çok mutlu oluyorum hem de insanların çok dualarını alıyorum. Ve istediklerinde onlara yardımcı olup işin temelini öğreterek hem de para kazanmalarına yardımcı oluyorum. Bir eğitimde ben işe başlamadan önce üst hat sponsorlarımdan biri demişti ki bana bu iş için bir tane müşteriniz, danışanınız varsa onun için bu işte kalın. Bir müşteriniz yoksa onu bulmak için bu işte kalın. Hiçbir işe ihtiyacınız yok. Gayet hayatınız güzelse bu insanlara evine ekmek götüremeyen insanlar için bunu öğrenin, öğretin dediği için ben de bu işe gönüllü oldum. Amacım da oydu zaten. Çok şükür binlerce insanın hayatına dokunup çok güzel sonuçları alıyoruz. Hayatları değişiyor, yaşam kaliteleri değişiyor. Ben kendim yaş alıyorum, yaşlanmıyorum diyorum. Kendimin hücre yaşı 37, 51 yaşın 59 yaşında olsam da 51 yaşında başlayıp o yaşta kalsam da halen yani sabahın 7.30'un 6.30'unda kalkıp 7.30'da kulübümü açıp öğlen 11'e kadar danışanlarımla hem hoş sohbet yapıyoruz hem de onlara beslenme bilgileri aktararak yaşamlarını bu şekilde idare etmelerini öğretiyoruz. Peki bize birazcık kulüplerinizden de bahsedebilir misiniz? Kulübümüz sabahleyin saat 7.30'da açılıyor. İnsanlar geliyor. Sivas'ta, hele de Sivas'ta biliyorsun bayanların oturabileceği, sohbet edebilir bir yerler yoktur. Bir sosyalleşme alanı gibi düşünelim. Bir orayı beslenme okulu gibi düşünelim. Beslenme okulunda bildiğimiz her şeyi onlara öğretiyoruz. Günlerini planlıyoruz. Kendi mutfağında, kendi yedikleriyle beraber ona nasıl yemesi gerektiğini öğretiyoruz. Bu şekilde günümüz güzel geçiyor. Onlar da kulüp açmak istediklerinde eğitim sistemlerini zaten kulübün içinde alıyorlar. Beslenmeyi biraz öğrendikten sonra büyük eğitimlere, doktorlarımızın, bilim insanlarımızın verdiği eğitimlere dahil ediyoruz. Peki son olarak izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Seyircilerimize hayat çok kısa. An bu an. Dün gitti, yarın meçhul. Yaşamamız gereken an şu an. Bu anda huzurlu, mutluysan, birilerinin hayatına dokunabildiysen veyahut da kaliteli bir yaşantın varsa, başımızı yastığımıza koyduğumuzda bugün ben Allah için ne yaptım dediğimde, kendime verilecek cevaplarım varsa, çok güzel bir şey bu.
insanların hayatına dokunmak, onların hayatında bir yer edinmek ve 59 yaşında bir bayanın yerinden dinç kalkıp şükürlerle uyanması ve önce Rabbimin sonra da Herbalife'ın sayesinde olduğunu bilmesi benim için büyük bir mucize. Zaten kulübümde sabahleyin soranlara hep derim ki mucizeyim. Biz Rabbimin birer mucizesiyiz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı sunduğunuz için. Programımızın sonuna geldik. Yepyeni konuklarla yeniden karşınızda olacağız. İyi günler.